Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Safatü Tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Nisa suresi ayet 141 ile devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى. Sonra Allah-u Teala zikretti. Bundan önceki ayetlerde Allah-u Teala münafıkların bazı hallerinden bahsetmişti. Şimdi müminlere karşı bazı duygularını Allah-u Teala bu ayet-i kerimelerde zikredecek. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى تَرَبُّسَهُمْ, o münafıkların beklemelerini, es-su'e, kötülüğü, bil müminine, müminler hakkında başlarına gelecek kötülükleri bekleme hallerini Allah-u Teala zikretti. Yani burada zikredecek. Fakale, Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ellezine, öyle kimseler ki, yeterabbasune, beklerler, bikum, sizin için beklerler. Yani sizin başınıza gelmesini beklerler. Yani yentazirune, beklerler, bikum, sizin için, eddevaira, musibetleri, belaları beklerler sizin başınıza gelmesini. Fe in kâne, eğer lekum, sizin için olursa, fethun, bir fetih, bir başarı olursa, minallahi, Allah tarafından, Allah'ın nasip ettiği bir fetih, bir başarı olursa, yani galebetun, başarı, alel a'dai, düşmanlara karşı galiplik ve başarı olursa, ve ganimetun, ve savaştan ganimetler elde edilirse, kalu, o münafıklar şöyle derler müminlere, elem nekun, biz değil miydik, me'akum, sizinle beraber biz değil miydik derler. Müminlere böyle hitap ederler. Yani bundan kasıtları nedir? Fe'atu, verin na, bize, mimma ganimtumuhu, savaştan kazandığınız o ganimetlerden bize de verin derler. Sizinle beraberdik biz. Minel kafirine, o kafirlerden aldığınız ganimetlerden bize de verin derler. Ve inkâne lil kafirine, eğer kafirler içinde olursa, nasibun, bir pay, bir nasip olursa, yani zaferun aleykum, müminlere karşı bir zaferleri olursa, zaferun aleykum, size karşı bir zafer. Ya maşaral müminine, ey müminler topluluğu, kafirlerin size karşı bir zaferi olursa, kalu, münafıklar bu sefer şöyle derler. Elem nestahviz aleykum ve nemna'kum minel müminin. Elem nestahviz aleykum, biz size galip değil miydik, ve nemna'kum minel müminin, ve biz sizi müminlerden korumadık mı derler. Yani قالوا, o münafıklar derler, lil müşrikine, müşriklere, elem neglibkum, biz size üstün değil miydik, ve netemekken, ve mümkün değil miydi, min katlikum, sizi öldürmeye imkanımız yok muydu, vardı, ve esrikum, ve sizi esir etmeye, sizi tutmaya bizim gücümüz yok muydu derler. فَأَبْقَيْنَا aleykum, biz size acıdık. Münafıklar müşriklere söylüyorlar bunu. Kafirler galip olunca, bir zafer kazanınca onlara böyle hitap ediyorlar. Biz size acıdık. Ve sebetna, ve biz kırdık. Azaimel müminine, müminlerin azimlerini kırdık. Size yardım ettik. Hatta ta ki intasartum, siz galip oldunuz. Aleyhim, o müminlere karşı galip gelene kadar biz size yardım ettik. Fehatu, o halde bize verin, nasibena, bizim payımızı, mimma asabtum, o isabet ettiğiniz, yani kazandığınız ganimetlerden bize de biraz verin derler, payımızı verin derler münafıklar müşriklere. لِأَنَّنَا, çünkü biz, yine münafıklar devam ediyor konuşmaya. لِأَنَّنَا, çünkü biz, نُوَالِيكُمْ, sizi dost edindik. Sizin dostlarınızız. وَلَا نَتْرُكْ اَحَدًا, sizi, hiç, biz hiç kimseyi bırakmayız. وَلَا نَتْرُكْ, bırakmayız. اَحَدًا, hiç kimseyi. يُؤْذِيكُمْ, size eziyet verecek hiç kimseyi bırakmayız.
derler. Böyle münafığın hali zaten bu. Müminlere karşı başka, müşriklere karşı başka görünürler. Kâle Teâlâ, Allah-u Teala buyurdu. Beyanen, açıklamak için. Limme'âlil ferîgayni. Bu iki grubun hallerini, müminlerin ve münafıkların hallerini beyan etmek için şöyle buyurdu. Allahu Allahu Teala yahkumu beynekum, sizin aranızda hüküm verecektir yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Yani yahkumu hükmedecek, beynel müminine, müminler arasında, vel kafirine, müminler ve kafirler arasında hükmedecek. Ve yafsilu beynekum bil hakki, ve onların arasını hak ile ayıracaktır. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ ve Allah-u Teala kılmaz لِلْكَافِر۪ينَ kafirler için عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ müminler üzerine sebilen yol. Ya yani لَنْ يُمَكِّنَ Allah-u Teala imkan vermez الْكَفَرَةَ kafirun kelimesinin çoğulu الْكَفَرَةَ kafirlere imkan vermez مِنْ رِقَابِ الْمُؤْمِن۪ينَ müminleri köle etmeye, esir etmelerine izin vermez. Ki feyubiduhum feyubidu ebade yubidu yubidu gizli bir en olduğu için burada nun düşmüştür. Yubidune kelimesinin nunu düşmüştür. Ebade yubidu kökünü kazımak manasında, tamamen yok etmek manasında, helak etmek. Feyubidu kökünü kazısın, hüm o müminlerin kökünü kazsın, onlara helak etsin. Bu şekilde Allah kafirlere müsaade etmez, imkan vermez. Ve yestesiluhum ve o müminlerin kökünü kazısınlar. Allah böyle bir şeye müsaade etmez. Kale İbn-i Kesir, İbn-i Kesir rahimahullah şöyle dedi. Ve delike Allah kafirlere, müminler üzerine yol vermez. Ayet-i kerimesinin manası şudur. Bi en yusallitu aleyhim. En yusallitu o kafirleri musallat ederek aleyhi müminler üzerine nasıl istilae istisalin bil külliyeti. İstila kuşatmak, işgal etmek, istisal kökünü kazımak, bil külliyeti tamamen kökünü kazımak. İstila istisalin bil külliyeti. Tamamıyla kökünü kazıyacak şekilde bir işgal, bir kuşatmayı Allah-u Teala kafirlere nasip etmez. Kafirlere böyle bir imkan vermez demektir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا وَاِنْ حَصَلَ لَهُمْ Fakat onlar için, o kafirler için hasıl olsa bile, elde etseler bile, zaferun, bir zafer elde etseler bile, فِي بَعْضِ الْاَحْيَانِ bazı zamanlarda galip gelebilir kafirler. Müminlere karşı bazen zafer kazanabilirler. Ama Allah-u Teala tamamen müminlerin kökünü kazıyacak şekilde kafirlere bir galibiyet nasip etmez, bir üstünlük. Ve innel akibete, çünkü akibet iyi son lil muttakine, muttakiler içindir. Fid dünya, dünyada, vel ahireti, ahirette. Dünya ve ahirette akibet muttakiler içindir. İnnel münafikine, muhakkak ki münafıklar yuhadi'une, tuzak kurarlar Allah'a, Allah'a ve huve o Allah da hadi'uhum, o münafıklara tuzak kurandır. Yani yef'alune, o münafıklar yaparlar. Ma öyle bir şey ki yef'alu, yapar, el muhadi'un, tuzak kuran kişinin yaptığı İşi yaparlar onlar. Min izharil imani. Nasıl yapar bunu münafık? İmanını izhar ederek ve iptalil küfri, ve küfrü iptal ederek. Yani kafir olduğu halde kendisini mümin gibi gösterip küfürlerini gizlemelerini Allah-u Teala tuzak olarak ifade etti. Vallahu Allah-u Teala yücezihim, onları cezalandıracaktır. Ala hidaihim, o kurdukları tuzaklar sebebiyle. Ve yestedricuhum, ve onları derece derece küfre sürükleyecektir. Bi emril müminine, müminlere emrederek. Bi hikni dimaihim, onların kanlarını
akıtmayı müminlere emretmekle onları cezalandıracak ve derece derece küfre itecektir. وَقَدْ اَعَدَّ muhakkak Allah-u Teala hazırlamıştır lehum onlar için اَدَّرُكَ الْاَسْفَلَ en alçak basamağı, en alçak dereceyi onlara hazırlamıştır. Cehennem derecelerinden, minennâri cehennemden en alçak yerleri onlara hazırlamıştır. Fil ahireti ahirette. Fesemmâ teâlâ Allah-u Teala isimlendirdi. Cezâehum o münafıkların cezasını hidâ'en hidâ diye isimlendirdi. Nerede? İnnel münafikîne yuhâdi'ûn Allah'ı ve huve hâdi'ûn. Onlar tuzak kurarlar. Allah da onlara tuzak kurandır diye cevap verdi Allah-u Teala. Bunu neyle yaptı Allah-u Teala? Bir tarîk-i müşâkeleti, belagatta müşâkele sanatı vardır. Karşıdaki kişinin yapmış olduğu, kullanmış olduğu kelimeyle yapmış olduğu işle karşılık vermek şeklinde bir sanattır bu belagat sanatı. Onlar tuzak kurarlar. Allah da tuzak. Allah aslında tuzak kurmaz. Onlara tuzakları üzerine yaptıkları tuzaklarla cezalandırır manasında. Allah-u Teala burada tuzak kurar diye kelime kullandı. Bir tarih-i müşakeleti bu müşakele sanatı yoluyladır. لِأَنَّ وَبَالَ خِدَائِهِمْ çünkü onların tuzak kurduğu tuzakların vebali raci'un döner aleyhim kendilerine döner. Onlar kurdukları tuzak aleyhine döneceği için Allah-u Teala da hadi'uhum kelimesini kullandı. Allah-u Teala münafıkların hallerini beyan etmeye devam ediyor. وَاِذَا قَامُوا o münafıklar kalktıkları zaman اِلَى السَّلَاتِ namaza قَامُوا كُسَالَ قَامُوا kalkarlar كُسَالَ tembel tembel. Yani يُسَلُّونَ namaz kılarlar وَهُمْ onlar مُتَسَاقِلُونَ ağır ağır مُتَكَاسِلُونَ tembel tembel namaza kalkarlar, namaz kılarlar. La yarcuna ummazlar, ümit etmezler sevaben, yaptıkları şeyden zaten sevap beklemezler. Ve la yakafuna korkmazlar, ikaben, azaptan da korkmazlar çünkü inanmıyorlar. İnanır gibi görünseler de inanmıyorlar. Yuraune, gösteriş yaparlar, ennase, insanlara gösteriş yaparlar. Yani, yaksiduna bi salatihim onlar namazlarıyla kastederler erriyae gösterişi ve sum'ate birilerine bir şeyleri duyurmayı ve şan şöhreti onlar kastederler. Allah ve la yaksiduna kastetmezler vechallahi Allah'ın rızasını kastetmezler. Buna niyet etmezler. Ve la yezkurun Allah'ı onlar Allah'ı zikretmezler. İlla qalile ancak az bir miktar Allah'ı zikrederler. Yani la yedkuruna Allah'ı onlar Allah'ı zikretmezler. Subhanahu noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ı zikretmezler. İlla zikran qalilen çok az zikrederler. O da gösteriş olsun diye. Müzebzebine şaşkındırlar. Beyne zelike. Bu durum arasında imanla küfür arasında şaşkın bir haldedirler. Yani muzdaribine şaşkındırlar, müteraddidine tereddütlüdürler. Beynel küfrü vel imani, küfür ve iman arasında şaşkındırlar. Vasafahum Teala, Allah-u Teala onları vasıflandırdı, sıfatladı. Bil hayreti tereddüt içinde olmalarıyla vasıflandırdı fi dinihim. Dinleri hususunda hayret içinde, şaşkınlık içinde olduklarını bu vasıfla onları vasıfladı Allah-u Teala. La ilahe ula'i ne onlara ve la ilahe ula'i ne de onlara. Yani la yentesibune onlar bağlanmazlar, katılmazlar ilel müminine müminlere de katılmazlar ve la ilel kafirine tam olarak kafirlere de katılmazlar. Ne onlara
ne onlara taraftarlar ne de onlara. Galibiyet neredeyse, zafer neredeyse onların yanına giderler. وَمَنْ her kim ki yudlil saptırırsa Allahu Allah felen tecide sen bulamazsın lehu onun için sebilen onun için yol bulamazsın. Allah'ın saptırdığına sen doğru yolu bulamazsın, onları hidayete erdiremezsin. Ey yani وَمَنْ her kim ki yudlilhu yudlil saptırırsa hu onu Allahu Allahu Teala saptırırsa felen tecide sen bulamazsın lehu onun için tarikan yol bulamazsın ile saadeti mutluluğa vel hüda ve hidayete gidecek yol bulamazsın onlar için. Sümme hazzara taala el müminine min muvalatil a'da'i muvalati a'da'i dini. Sümme hazzara kısmını kıymetli takipçilerimiz inşallah bir dahaki dersimizde okuyacağız. Bu dersimiz buraya kadar. Değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz, eğer bu derslerimizi faydalı buluyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de tefsirle ilgilenen arkadaşlarınıza bu derslere ulaştırmamızı da sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki Safvetü Tefasül dersinde buluşmak üzere. Hepinizi alimlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.